Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşam hakikaten gelenler çok kazandı, kazanacak. Öyle zannediyorum inşallah. Böyle pek demem yani derslerde. Bunu söylediğim ders, bu ikinci dersimdir herhalde son tarihte. Yani bu akşam gelenler kazanmış, kazanacak diye. Ben başka bir ders yapacaktım. Mustafa bunu koydu. Bu da çok garibime gitti. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. İnsan niye mutsuz? Dersimizin konusu o. İnsan niye sıkıntı var? İnsanda niye sıkıntı var? Oysa Allah böyle yaratmadı. Yani sıkıntı çeksin diye yaratmadı. Bunalım geçirsin, depresyon geçirsin diye yaratmadı. İnsan niye sıkıntılı yani? Konu o. Onun için çok kazanacak inşallah dedim yani insan niye sıkıntılı? Ben böyle bir adetim var böyle derse bazı mukaddemeler yapıyorum. Yani derse gözlük vermek istiyorum. Çünkü kafam bu benim biliyor musunuz yani? Kafam işim, gücüm bu. Yani ne olunca bunu düşünüyorum. Ben de sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bir, Dima terklerle çalışır ve sükun bulur. Dima, insan nasıl mutlu olur veya niçin mutlu değil? Sebebi, terkleri olmadığı için. Terk. İnsan ibadetle mutlu olamaz. Sifonla mutlu olamaz. Ekseri bir zikri hadimul lezzet miydi? Böyle ekseri zikri hadimul lezzet. Bütün lezzetleri tahrip eden, acılaştıran, değil mi? Ekseri zikri hadimul lezzet, lezzetleri tahrip edip acılaştıran, ölümü çok zikredin var ya. Bir de ela bir zikri layit etmeli kulüp var böyle. Başka bir şey anlatacağım daha. Kalpleri tatmin eden ibadettir. Ama insanı kötü hissettiren dimağdır. Mesela dima derken kafadır. Kafadan kasıt akıl değildir. Ama isterseniz ben akıl diyeyim. Artık dima anlamıyorlar. Dimada 7 tane yapı var. Bir tanesi akıldır. Bir tanesi akıldır. Diğer 6 tanesi değil. Ama dersimiz karışmasın. Yeniler de olacağı için olmuştur belki de vardır. Akıl diyeyim. İnsanı mutsuz yapan düşüncelerdir. A eşittir B ise B eşittir de A'dır. İnsanı mutlu yapan terkleridir. İbadetler, zikirler kalbi mutmain eder. Zevk alırsınız. Lahuti bir zevk alırsınız. Fakat eğer düşünceleriniz, ağzınız çalışırken düşünceleriniz ona uygun değilse kendinizi kötü hissedersiniz. Dima yani akıl terklerle çalışır. Terk şu, yapmayla değil. Televizyonu terk et, interneti terk et. Telefonları oynamayı bırak. Günahları terk et. Tirakiliklerini terk et. Bunlarla çalışır dima. Dima terklerle çalışır. Çünkü terklerle Allah'a yanaşırsınız. Mesela birbirinizden üstünlüğünüz yoktur. Allah katındaki üstünlüğünüz takvadadır. Öyle değil mi? Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Günahlar malum, haramlar, menhiyat yapmaman gereken mesela bunlardan bir tanesi düşünceler. Yani, dikkat ederseniz takva iştinab etmektir, yapmak değildir. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Eylem değildir, terktir. Allah'a yakınlık terklerle olur. Dimağına sahip çıkarsanız, dimağınıza, aklınıza hakim olursanız, vallahi dünyanız cennet olur.
Eğer akıl size hakim olursa, dünyanız cehennem olur. Ona fırsat vermeyin. Çünkü kendi başına bırakılmayacak kadar çok mühimdir akıl. Akıl at gibidir, araba gibidir. Yukarıdan aşağıya kontrolsüz bırakırsan bir yere toslayacaktır ya. Peki ne yapacağız? Onu kontrol etmek için ilimlerle bağlayacağız onu. Bak, dima, akıl, düşünceler sizi kötü hissettirir veya hissettirir. Dima da terklerle çalışır diyor. Terk. Yani tiryakiliklerini terk et. Adamı düşünmeyi terk et. Onunla meşgul olma. Yolda sana bir makaslama yaptım. Meşgul olma. Terk et. Haseti terk et. Hırsı terk et. Gıybeti terk et. Bak, terk. Melek. Melek olmuyorsun. Yani terki bu derste, yani melekten daha kıymetlidir. Olamazsın melek. Çünkü melekten daha üstündür insan. Çünkü melek olsan, yani bunları terk et olduk melek. Hayır, melek bunları terk ettiği için melek değildir. Bunları terk etme özelliği olmadığı için melektir. Sen terk etme özelliğin olduğu için melekten üstünsün. Şöyle diyeyim. Sebepler tükendiği için ölmüyorsunuz. Ölmeyeceğiz. Ya 5 dakikada hastane yetişseydi de, kalp krizi de şöyle olurdu da, şu olsaydı da, bu olsaydı da, ölmezdi. Arkadaşlar, sebepler tükendiği için ölünmüyor, ölme olmuyor. Öleceği için sebepler tükenmiyor. Anlıyor musunuz? Öleceği için sebepler tükeniyor. Sebepler tükendiği için ölmüyor insan. Nasıl, hoşuna gitti değil mi? Evet abi. Çok harika bir şey. Biz de böyle zannededik ki, doktora yetiştirelim, onu yapalım, evet, onu yapalım. İşte ameliyat olsun, bilmem ne olsun. Ya. Hep ölüm peşindeyiz. Ya. Yani hastane yetiştiremedin, bir su da içseydi, ilacı da içseydi, tamam, sebeplere uyanlar sanki ölmüyor mu? Doktora yetişenler yaşıyor mu? Onlar da ölüyor. Ya. Bir, dima terklerle çalışır. İki, hayatta boşluk bırakma. Çünkü hayatta boşluk yoktur. Sıkıntı iki doğru arasındaki boşluktur. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her bir günah içinde değil mi? Böyle bir sıkıntı var diyor. Yani küfre gidecek bir yol var. Lemalarda geçiyor. Günahtan insan ruhu sıkılıyor. Diyor ki hayatta Allah boşluk bırakmadı. Tesadüf yoktur. Her şey kontrolü altında. Endişe etmene gerek yoktur. Hayatta boşluk bırakma. 3. Haram yeme, kul hakkı yeme. Yapıyorum, namaz kılıyorum, kitap okuyorum, derslere gidiyorum. Abi olmuyor. Haram yiyorsun demek bir yerde. Kul hakkına tecavüz ediyorsun ya herhalde. 4. İbadetlerde tembellik etme. 5. Üç tane şeyi bırakma. Bir, sohbeti ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sıkılıyordu. İyi ki sıkılıyordu ki bize örnek oluyor. Ne yapıyordu peki? Hiç sıkılmasaydı ben ne bileyim ne yapıyordu, ne yapacaktı? Allah Resulü sıkıldığı zaman üç şey yaparmış. Kur'an okurmuş. Tamam mı? Ondan sonra ibadet yaparmış, namaz kılarmış. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve sahabelere gidermiş, sohbet edermiş. Ebu Bekir'e dermiş ki radıyallahu anh, ya Ebu Bekir, beni rahatlat. Sohbet nedir biliyor musunuz şu anda? Sohbet. Sohbet kendini ikram etmektir. Kendini ikram etmek. Benim üzerimden hakikatler geçiyor şimdi. Biraz sonra Risale okuyunca, Risale üzerinde hakikatler geçecek. Ben okuduğum şey. 4-5 küçük şeyleri problem etme. Çünkü
küçük şeyleri problem edersen orada kalıcı olur. Yani hepiniz bilirsiniz ki tahtaya çaktığınız çivi hemen söküp atarsanız sökmesi, çıkarması kolaydır. Eğer tahtaya çaktığınız çivi zaman geçerse çıkartamazsınız. Çünkü paslanır. Ya keserle çekerken kafası kopar. Çok zor çıkarırsınız. Onun için küçük şeyleri yerleştirme, meşgul olma. Çünkü peki nasıl yapacaksın bunu? Şöyle yap. Bu hadise, bu olay, bu insanın yaptığı bu söz, bu davranış benim imanıma zarar veriyor mu? Bunu sorun. Vermiyorsa geç git. Meşgul ol. Bismillahirrahmanirrahim tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Lemalar 60'tan okuyorum. Mukaddeme onun için. Üçüncü mesele, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hilkaten en mütedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden harekat ve sekenatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize örnek olsun diye Allah onu istisna, mükemmel yaratmış. Onun yaratılışında hilkat, yaratılış demek. Fıtrat, o yaratılışın içine konulan şeyler. İstidat ve kabiliyet. Şimdi hilkaten en mütedil vaziyette yaratılmış. Yani ifrat tefritten azade, haddi mustakim. Her şeyin ortasını almış. Bu mümkün olmasa bize teklif edilmezdi bunu taklit edin diye. Demek ki biz bir şeye çok fazla değer veriyoruz veya değerli olana değer vermiyoruz. Siyer-i Seniyesi katis surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve itidal üzerine gitmiş. Peki biz var olan bir şeyi, bakın burayı dinleyin, din yok, kitap yok, kütüphane yok, din yok. Her konuda hilkate ve fıtrata en uygun olduğunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce eğer peygamber değil ve Allah yardım etmiyorsa bir insan her konuda mutedil orta yolu bulabilir mi? Bulamaz. Niçin bulamaz? Öyle taassup yapmayalım. Bulamaz. Niye? Niyesi var. Sen, hey sen, ben de dahil. Önünde 1400 sene yaşanan bir model var. Bir daha söylüyorum. Önünde 1400 senelik yaşanan bir hayat var. İslam dünyası. Bu kadar kütüphaneler var. Ve Kur'an var. Asr-ı mücedditleri var. Ve dershanelerim var. Bu kadar yaşanmış hadiseler, tecrübeler var. Gene bu hadise. Peki, ya bunlar yokken bunları nereden bulacaktın? Biz var olanları uygulayamıyoruz. Var olanlardan dengeye gelemiyoruz. Var olan, yani var olan yeni bir şey çıkartmıyoruz. Mutlu olmak için ne lazım diyemiş, aramıyoruz yani. Araştırmıyoruz. Bir insanı ne mutlu eder demiyoruz. Var zaten, varı almıyoruz, yapmıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın düşünün modeli yok, nümune yok, patenti yok, takip ettiği yok. Daha önce yok yani. Bir peygamberlik valisi değil. Okula da gitmemiş peygamberlik okulu. Çıraklık da yapmamış. Nümune yok, misal yok, patent yok, nümune yok, kütüphane yok. Yani bir felsefede, öğretide bir talebe hoca yok. Yani birisi eğitti de
Sonra patlayıverdi. Böyle bir şey yok. Yani ne tuhaf bir şey değil mi yani? Çıraklığı yok, okul yok, takip ettiği kimse yok, kütüphane yok, kitap yok, 40'a kadar böyle bir şey yok. Bir anda bir insan çıkıyor, her şeyin en iyisini yapıyor. Nereden hatırına gelecek? Tam da nereden hatırına gelecek? Nerede bulacaksın bu malzemeyi? Buldu. Ben var olanları bulamıyorum. Kur'an var. Kütüp onun hayattaki yansıması, hayat yaşaması, sünnet-i seniye var. Müceditler var. 1400 sene bir model var. 1400 sene Peygamber Aleyhisselam'ın dan bu yana. Önümüzde bir sürü İslam'a uyan uymayanların akıbetleri belli. Tecrübeleri de görüyoruz. Dershaneye de geliyoruz. Gene buyum. Peki yeni bir din kursan sen, nasıl kurardın, nasıl bir din olurdu? Ne derdin yani, neler iş yapardın? Bir tanesini öyle dedi biliyor musun, ateiste Almanya'da. Sen dedim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adın namına olsan, şimdi olsan, ne getirmedi de, ya ben olsaydım onu getirirdim, ne yasakladı da, ya topluma ve insana, çok zararlıdır. Ben onu yasaklamazdım. Hangi şeyi yasağa kaldırırdın? Hangi olmayanı koyardın? Hatırınıza gelen bir şey var mı? Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına olsaydım ben bunu getirirdim. O getirmemiş, ben bunu getirirdim. Ne olabilir? Vallahi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hatırına gelmeyen bu şu meseleyi ben olsam böyle derdim. İnanma, vicdane söylüyorum, yalan söylemiyorum bu makamda. Durdu, ne dedi biliyor musun? Ya öyle bakarsan dedi, evet hiçbir şey hatırıma gelmiyor dedi. Yalnız dedi, çok güzel ahlaklıydı ve zekiydi. Mektubatı bilmiyor tabi. Mektubatta tabii ki söyledim. O zaman peygamberdir dedim. Çünkü niye? Güzel ahlaklı olan peygamber olmadığı halde peygamberim diyorsa yalan söylüyor. O zaman ahlaksızdır. Eğer güzel ahlaklıyım diyorsa doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa güzel ahlaklıdır. Doğru söylüyorsa ben Allah'ın peygamberim diyorsa peygamberdir. Yani değil mi atamam canım kardeşim, bir düşün. Ben mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına olsam. Çok ilginç değil mi bu soru? Yani ben şunu derdim yani. Şunu yapardım veya şunu kaldırırdım. Bu yasağı koymazdım yani. Fıtrata zıt bu. İçki yasağını ben kaldırırdım ya. O zaman mezaristan, hastane, kabristanlara soracaksın. Vallahi ben zinayı kaldırırdım. Önüne gelen ne olsun canım? Nesil yok olurdu. Ben faizi kaldırırdım. Faizi yani faiz harameti ne şey? O zaman ekonomi teşebbüs olmaz. Aktiflik olmaz. Paradan para kazanma olur için sanayi gelişmezdi. Parayı kazanmak için illa üretken olması lazım. O da faiz zihninde olmaması lazım. Sanayi ile para kazanmak. Parayla para kazanırsan dönük olur. Ben efendim milliyetçiliği yasakladı, koyardım. Ha bak bugün Türkiye'nin en büyük baş ağrısı milliyetçilik. Değil mi? Müslümanlar birbirini bölen, en büyük kullandıkları Arapsın, Acemsin. Kürtsün, Türksün. Efendim Alevisin, Müslünisin. Ya Müslümansa değil mi? Bir kavram getirmiş. Birbiriniz üstüne acemin araba, arabın acemin üstünlüğü yoktur. Yani vallahi ya ne olur ya bir demeyin de belki de hani utanırsınız diye. Ben peygamber olsaydım şunu kaldırırdım veya şunu getirirdim. Hatırınıza gelen bir şey var mı? Bana ne olur lütfen dersten sonra söylersiniz isterseniz. Ben de merak ediyorum. O ateiste söyledim. Böyle bakarsak doğru. Bak başka nasıl bakacağım canım? Yani sen mesela durup dururken ben peygamberim desen malzemeni nerede bulacaksın yani? Kütüphane yok ki. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle tahayyül ediyorlar. Bir kütüphaneye girmiş uşakları var. Ooo kütüphane memurları Allah Asurlardan Babillerden
Efendim Mezopotamya'nın bütün kitapları o kütüphanede. Kütüphanedekiler de böyle bunun etrafında fişek gibi dolaşıyorlar. Bir tanesini emrediyor. Buyurun ya Resulallah. Babiller hakkında malumat çıkar. Bana 15 gün içinde takdim et. Sen Asurlar hakkında, sen Mezopotamya hakkında. Tamam? Sen aile hayat hakkında malzeme getir. Sen uzay hakkında malzemeler yok. Hadi hepiniz dokümanı getirin. Ondan sonra kütüphanede oturdu. Kur'an'ı yazdı. Kütüphanede oturmuş. Uşaklardan kütüphaneden kitap çıkarmış. Yazar tabii. Mükemmel yazar ya. Ben o uşaklardan şeyi merak ediyorum. Ben gelecekle ilgili şeyleri getiren kim acaba? Bir tanesi. Bir tanesi işte. Hangisi acaba? Merak ettim. 400 sene sonra. Psikoloji desen psikolog, sosyoloji desen sosyolog, pedagog desen pedagog, gaybçi desen gaybçi, melekutçu gibi. Ya bu nasıl bir şey ya? Ve numune yok, patent yok, en önemlisini söyleyeceğim, takip ettiğin kimse yok. Takip ettiğin, numune yok. Nereden hatırına geldi? Şöyle diyeyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahman. Allemen Kur'an. Halakal insane allemehum beyan. Bu nereden hatırına geldi böyle bir şey? Bu notalamayı nereden çıkar? Nasıl gelir ya bir insanda? Bir müziği, şarkıyı dinleseniz 10 sene ya, bir sene sonra bıkarsın ya. Halakal insane min salsalin kel fahhar. Halakal insane ilahir devam ediyor. Peki, bu nasıl hatırına gelir bu? Nasıl gelir yani bu? Nasıl olur? O zaman müzik okulu vardı. Müzik okulunda bestelemeyi öğrendi. Şan mı diyorlar? Allah Allah. Bir tuhaf adam değil mi yani şimdi bak da nereye bakarsam bak. Yani vicdanınıza hitap ediyorum. Bize benzemiyor değil mi bu adam? Öyle değil mi? Vallahi benzemiyor bana. Tamam. Haşa. Ustad kullandığı için söylüyorum. Benzemiyor bize. Haşa. Ya bizden aşağıdadır ya yukarıdadır. Aşağıda olan olduğunu hiçbir zındık bile dememiş. Güzel ahlaklıydı, zekiydi diyor. Şimdi bende bir güzellik görüyorsanız dostuz, birbirimizi tanıyoruz. Onun terbiyesini aldığım miktarca ben güzelim. Dikkat edin birbirimize, karı koca dayı olsa bende de yamukluk var mutlaka. Görüyorsanız bilin ki orada Resulullah yok o davranışımda. O davranışımda peygamber yok. Din yok yani. Ya takipçin yok ya, takip etmiyorsun. Nereden çıkarttın sen? Baş döndürüyor değil mi arkadaşlar? Baş döndürüyor. Ben şunu sormuştum, ben ona ateiste sordum. Daha önce tefekkürümdü de benim. Düşündüm gece uykum kaçıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine ben olsam neyi getirirdim getirmediğini, neyi yasaklardım yasaklamadığını veya hangi yasağını kaldırırdım bu olmadı derdim. Vallahi billahi tallahi söylüyorum. Tefekkürüm olmasa ki de diyemem bunu size. Günlerce düşündüm ve sonunda şunu dedim yani. Benim kafam durmuyor biliyor musun canım? Sen ulaşılamaz, taklit edilebilir, örnek olabilir bir insansın. Bir kere rahatını rahatım için feda ettin. Servetini benim için, mutluluk için verdin. Hatice-i Kübra ile evliydi. Rahatını benim için, rahatım için feda ettin. İşkence çektin, sürüldün. Sen bana öyle iyilik yaptın ki kendimi yorumladım. Bu en büyük sorunum olan kabir ve sonrasını izah ettin.
Senin bu iyiliğini unutamam ya Muhammed demesin geliyor aleyhissalatü vesselam. Rahatım için rahatını feda eden, huzurum için huzurunu feda eden, biz yeter ki mutlu olalım diye memleketinden sürülen, kendimizi sevelim diye kendisi 3 gün aç kala, İnsanlar satılan mal iken insanlara hürriyeti getirip mal sahibi yapan kadın satılıyordu. Maldı. Ve asılıyordu, yani gömülüyordu. Çocuklar gömülüyordu. Kız çocukları. Ya. Bütün kızlar, bütün hanımlar şunu demeli. Senin bu iyiliğini unutamam ya Muhammed. Eğer sen olmasaydın belki de ben şimdi bir dağda, ağacın altında dayına götürüyorum demek olan baban seni götürüp kuyuya atacaktı. Sen bugün anne bile olamayacaktın. En fazla 7 yaşına kadar büyütülüyordu. O dayıya götürmekmiş, kuyuya atmak. Tamam. Çocuğa götürmüş de hangi sahabeydi? Çok etkilemişti beni. 5 yaşında, 5-6 yaşında utanıyorum, insanların yüzüne çıkamıyorum. Kız çocuğunun babası olmaktan. Eve gelmiş. Hanım, çocuğu hazırla dayısına götüreceğim. Dayısına götürmekmiş gömmenin adı. Anne anladı. Ama maldı kadın. Kadının hiçbir değeri yoktu ki evdekinin. Ağlayarak çocuğu giydiriyordu. Çünkü bir daha görmeyecekti. Ve çocuk diyordu ki, ne mutlu baba, baba ben seni çok seviyorum. Dayıma götürüyorsun baba. Ve ayaklarına sarılıyordu. Ben de istemiyordum ve ağlıyordum ama götürmek zorundaydı. Çünkü insanların yüzüne çıkamıyordu. Kız çocuğunun babası dedikleri için. Esas acıklı olan, kuyuya götürüyor. Kuy, bak yavrum ne kadar şey derin diye tekme atıp atmıştı. Ama düşmemişti, kenara tutulmuştu. Baba diye bağırırken, o tutunan ellerini kurtarıp aşağı atmaya çalışırken, üzerime diyor toprak atılmıştı suratıma. Baba üzerinde çamur var dermiş. Ve öteki tekmeyle vurdum. Ağlamasını toprağın örtülmeyle bitmişti. Bunu unutamıyorum ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah bunu unutamıyorum. Gidelim. Gittiler. Ya Firane, gelmek ister misin? Hayır ya Resulallah. Ben ondan daha hayırlısını buldum. Şimdi bu hanımlar, kız çocukları Allah Resulü'nün bu iyiliğini unutabilir mi? Belki de hangimiz köle pazarında satılacaktık. Kadınlar bir tarafa, erkekler bir tarafa çırıp çıplak, güçlü müdür nasıl vücudu diye çıplak satılıyordu köle. Şimdi de kölelik var. Şimdi de banka kartlarıyla köleleştirildik. Eskide ellerimize zincirler vardı. Şimdi ellerimizin içinde banka kartıyla resmi köleleştiriliyoruz. Ya bina almak adına, ya araba almak adına hayatımız zehir oldu. Borcu ödemek adına özel hayatımız felç oldu. Zehir oldu, zehir. Mala hizmet etmeye başladık. Para için yaşıyoruz olduk. Oysa onlar hayata hizmetti. Ama Muhammed'i uyanlar aleyhissalatü vesselam, bu kölelikten kurtuluyorlar. Ya, soruyorum araba alanlara, krediyle, ev alanlara, köle değil misin? Özel hayatın bile gitti, uykuların kaçtı. Bir şey de yapamıyorsun, sadaka bile veremiyorsun. Bir özel durumunu bile yapamıyorsun borcun var diye. Köleleştirildin. Ne gerek vardı? Oturabilirdin kirada vesaire. Ya, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, bizi herhalde affedersin. Siyer-i Seniyesi katı bir surette gösterir ki
her hareketinde istikamet ve itidal üzerine gitmiş. Vasata gitmiş. İfrat ve tefritten iştinab etmiştir. İfrat aşırılıktan ve geri kalmaktan. Aşırı geri kalmak tefrit, aşırı ileri gitmek ifrat. Hep vasat. Beni deli eden, beni mest eden en büyük taraf acayip bu yani. Her şeyde tam orta ya. Bu nasıl bir şey ya? Kim öğretti sana? Benim elimde olsaydı Kur'an diyor, 10 tane ayeti değiştirirdim diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhinde olan bir şeyse Kur'an'a yazar mısın? Hepinizin bildiği bir tanesini söyleyeyim. Zeynep'le evlenmemi benim elimde olsaydı yapmazdım ve o ayeti koymazdım diyor. Benim elimde olsaydı. Sen kız mı alırsın, dul kadın mı alırsın? Değil mi? İşte kölesiyle evlendirdiği halasının kızı Zeynep'i. Ondan sonra niye? Tabuları yıkayacaktı. Çünkü bir efendi köleye verilemezdi, onu yıktı. Efendi, yani hür olan bir kadın, köle olan Zeyd değil mi? Bunu yıktı. İkinci bir hüküm geliyor. Kölenin boşadığı bir şey ancak köle alır, efendi alamaz. Efendilerin en mükemmeli Muhammed alacak. Korkunç bir tabu. Bunu yıkacaksın. Kölenin boşadığını köle ancak alır, efendi alamaz. Kölenin boşadığı efendilerin sultanı almak zorunda bırakılmış demeyeyim de alması emredilmiş. Üçüncü bir tabu, tapılan şeyi yıktı. Çünkü o tapuları yıkmak için gelmişti. Zorlar o yapacaktı. Ta ki takipçilerine böyle yapın diyerek tesir etmesi lazımdı. Kendisi yapmayıp bana fedakarlığı dayatamazdı. Diyemezdi, demedi de. Kendisi yaptı, sonra bize söyledi. Sen yap ya, ey ashabım. Ashabım bunu yapın. E sen niye yapmıyorsun? Senin bu iyiliğini unutamam ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar zor oldu ki benim elimde olsaydı ben bunu bu ayeti koymazdım dedi. Ne insan ya. Ya Rabbi, eğer bu ders dergahında makbul değilse makbul yap. Makbul yap ya Rabbi. Ve Allah'ım, Allah'lığın hatırına ona amin diyen buradaki ve amin diyen gayiptekilerde ona salatu selamımızı, selamımızı lütfen illet ya Rabbel Alemin. Onu çok seviyoruz. O bu dünyada bizim için yaptığı iyiliğini unutmadık. İnanıyoruz ki bizim için orada da iyilik yapacak ve bizi bekliyor. Çünkü demişti ki, beni seven ümmetimin bir kişi dahi kalmadıkça, ben almadıkça yanıma cennete girmem diye demişti. Bir kişi dahi beni seven, ümmetim olan, bana iman eden, kalmadıkça ben o cennete girmem diyen peygamberime selam söyle ya Rabbel Alemin. Bizden hoşnut kıl inşallah. Ya Rabbel Alemin. İfrat ve tefritten iştinab etmiştir. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam festakim kemamirte emrini tamamıyla imtisal ettiği için emrolunduğun gibi dostum. Allah Allah. Şimdi bunu yazar mısın sen? Kim emrediyor ki sana? Bu sureye beni ihtiyarlattı diyor. Evet. Bu sure için değil mi? Şerbettin suretin oldu. Yani bu sure, 11. surenin 112. ayeti beni ihtiyarlattı ve beyazlamış. Bu sure, festakim kemamirte, istikamet kadar mükemmel bir nimet bilmiyorum. Ben tahmin ettiğiniz gibi bir kardeşinizim, biliyorsunuz, tanıyorsunuz beni. Ne işim bu olduğu için,
bu tip insanları çok rastlayacağımı tahmin ediyorsunuz. O kadar jiplerin içinde, yatların ve katların içinde buhran geçiren insanları biliyorum ki. İnan. Çünkü istikamet bulamamış. Allah razı olsun, yeter. Mesela evet, bir parçasını diyeyim. Etkilemişti de beni. Hasan Hoca ile görüşeceğim. Telefon ölmüş. Nefes alıyor. Buyurun. Hasan Hoca sen misin? Buyurun. Benim. Hocam. Allah için senden bir şey isteyebilir miyim hocam? Söyle. Söyle tabii. İste ama yapabilirsin. Hocam be. Diyeceksin ki gel. Ama gelecek durumda değilim. Ben İstinye'yi bilir misin? Liman o. Yat var ya böyle İstinye, Sarıyer. Bilirim. O falan yerde, falan devlet hastanesinin İstinye'nin karşısında bir yatın içindeyim. Yat. Yat neyi buluyor? Hocam, durumum bitti. Artık yaşama heyecanım yok. Yaşamak bana artık mantıksız geliyor. Ölüm bana daha güzel gözüküyor. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Anlıyorum. Yatta mısın? Yattayım. Ya tanımıyorum ha. Ondan sonra durum iyi. Neyse gittim. Ya geceydi. Dedim ya gideyim. Belki de numaradır bana. Bugünlerde tuzak kuranlar çok ya. Dedim ki, boş ver kimse gelmesin. Abi nereye gidiyorsun bu akşam? Dedim ya bir işim var. Gittim koyayım, hakikaten buldum, yattı. İkna karısı da oturuyor, bir çocuğu da. Gördün mü? Yani buraya kadar, size diyeceğim şu. Yatların içerisinde ne cehennemi yaşayanlar insanları biliyor. Kemal burada mı? Ordudan yola çıktı geliyor. Ordudan. Evet, yolda geliyor. Gerçi bu akşam dersi ayarlayan beni iş yapan, aferin. O biliyor, Mercedes servisçi ya. Mercedes servisinde anlatmıştım. Zırhlı bir jip vardı. Zırh. Cam şu kadar, zırh da bu kadar. Ömrümde ilk defa zırhlı jip gördüm ha böyle. Cama bu kadar kalın, saç bu kadar. Dışarıda bakarsın, vay be, jipe bak be. Ne adam be, ne mutlu. İçinde her an ölümünü bekleyen bir adam oturuyor. Zırh yapmış. İnemiyor. İnemiyor. Ya. Cehennemi jipin içinde yaşıyor. Ötekisi de bu durumda kuru ekmeği suya batırıyor. Kolunu sağlaya sağlaya caddeye dolaşabiliyor. Babanızın size en büyük iyiliği ise yapıyorum uzatmayacağım. Babanızın size en büyük iyiliği ne biliyor musunuz? Hani o vücuda gelmekten bahsetmiyorum. Size düşman bırakmamasıdır. Ben o zaman babama dedim ki Allah'a merhamet et. Düşman bırakmadı. Çünkü kolumu sağlaya sağlaya dolaşıyorum da. Yani davadan dolayı bugünlerde biraz şeyim var böyle hedefteyim. Ama ondan da gurur duyuyor. Bu kitabın hürmetine zerre kadar endişe etmiyorum ölümden. Ve gurur ve şeref de duyuracağım yani. Hiç endişem yok. Ama ya babamdan dolayı babam ona bir şey yapmış da şimdi babam yok oğlunu ben öldüreyim diye. Yani pisi pisine düştü. Ama davam için şey, yani gurur duyarım. Babanız size düşman bırakmadı ya. Dua edin. En büyük servet o. En büyük servet o. Farkında değilsiniz. Kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyorsun ya. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Festakim kem umirte emrini tamamıyla imtisal ettiği için bütün efal ve akval ve ahvalinde istikamet kati bir surette görünüyor. Allah Allah kurban olayım sana. Bütün efalinde, fiillerinde, akvalinde, sözlerinde, kavillerinde,
ahvalinde, tavırlarında, davranışlarında, gelişen hadiselere karşı duruşunda. Konuşmuyor ama duruşu. Hepsi istikamet. Festakim kebap mürde. Nasıl olur ya? Her şey de mükemmel ya. Ya ateiste sordum ya. Almanca tercüme etti. Ateist, Türkiye'deki böyle şey değil, inatçı tipler değil. Ateist ama mantık konuşunca duruyor. Zındık ya. İdi. Tövbe yani. Ateist şey yapacak. İçeriye girecek tekrar. O. Ona demiştim işte onu. Dedim o getirme deyip ne var getirmek isterdi. Neyi yazan vesaire değil. O bile dedi ki öyle bakarsak dedi anlıyor. Hakikaten hatırıma gelmiyor dedi. Çünkü her şey istikam. Ne yapmış? Mesela Kuvve-i Akliye'nin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat akliyesi ifrat tefrit. İfrat ne biliyor musun? Ölçüsüz düşünmek. Neye benziyor? Beceriksiz köpek, beceriksiz köpek sürüye kurt getirir. Yani kontrolsüz düşünceler, bilgiler. Ya ne olur bunu da okuyayım. Ne olur canım bunu da seyredeyim bu diziyi. Haberin yok. 25. kare. Diziyi kapattığın zaman kafan kapanmıyor. Beceriksiz akıl veya meyil. Arzu, köpek kurt getirecek size. Beceriksiz köpek, sürüye kurt getirir. Yani kontrolsüz düşünceler. Tefriti ise, kabahat, gabi. Hiçbir şey yok. Hiç. Fabbalı, hiçbir şey düşünmüyor. Bitti mi? Yavaş ver ben bu işlerden yokum diyor. Ötekisi celbese yapıyor. Bir namazdan, ibadetten kaçmak için ne kadar uyduruklar yapıyor. Kuvve-i Gadaviyesin, yani kısacası bu akıl, yani bu akıl dima, terklerle çalışır. Terklerle mutlu olursunuz. Terkleri terk edemezseniz cehenneme döner burası. Gençler, mutlu olmak için terkler lazım. Haseti terk et, televizyonu terk et. Böyle heveslerini terk et. Takılma şu işlere. Kızları terk et. Şunu terk et. Terk et, terk et. Evet, ele geçirince bir keyif veriyor. Menüs bir lezzeti var. Ama dünya ve ahirette içini dolduramayacak öyle yarıklar açılır ki dolduramazsın. Kuvve-i Gadaviyesinin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevürden münezzeh olarak Kuvve-i Gadaviyenin medar-ı istikameti ve haddi vasatı olan şecaat-ı kutsiyesi ile Kuvve-i Gadaviyesi hareket etmekle beraber Allah Allah Kuvve-i Gadaviye var. Kuvve-i Gadaviye tefriti nedir? Korkaklık. Tevhür, maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. Allah'tan da korkmamak. Cehennemden korkmamak. Mezarlıktan geçer korkmamak. Akrabası gömülüyor, kefenleniyor, korkmamak. Korkmuyor. Hiç. Bu Kuvve-i Gadabiye'nin ifrat mertebesinde olduğu için mezara babası gömülüyor, dostu gömülüyor, oğlu gömülüyor. Ondan sonra ben almaya da rastladım. Nereden bilecekler hoca gelecek çabuk diye. Cenaze evinde battaniye daha yıkanmamış. Ben yıkayacağım ertesi gün. Babaları öteki odada battaniyeye sarılmış. İtimat edin kardeşinize. Salonda ne konuşuyorlar biliyor musun? Kapıdan ayakkabımı çıkarıp girerken kapı açıktı cenaze evi ya. Maç konuşuyorlar. Tabi herhalde mendakka duka o giden de herhalde babasını öyle yapmıştı ki. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Sen babana oraya koyup da odada çocukların yanında maç konuşursan hiç endişe etme. Seni de oraya koyacaklar çocuklar da maç konuşacaklar. İçeriye girdim. Kapıdan girer girmez sağ tarafta mutfak var.
Ben, gençler, gençler, hoca, ben de ayakkabını çaktırmıyorum, ayakkabıyı geç çıkartıyorum yani. Bırakın da tıp maçı yani, cenazevi bu. Yani Mehmet Ağa, Ahmet Ağa değil ha, kendi çocukları da. En son şunu düşündüm, en büyük çocuğu diyordu, mutfakta çay yapıyor onlara. Onlara ya, laf yetiştiriyor. Ya orada diyor onu yapamadı diyor. Orada şey geçti diyor. Ne diye geçtiyse. Pas mı geçti? Nasıl geçmişse. Oradan oraya laf yetiştiriyor. Nedir? Ne anlatmaya çalıştım ben bunu? Kuvve-i Gadabiye'nin ifratı bu. Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. Cihaz zaten bozmuştur. Cihaz bozulmuş. Yani termometre sıcaklık göstereceği yerde basıncı gösteriyor. Barometrelik yapıyor. Tefriti ise her şeyden korkuyor. Aha öleceğim. Aha kalp krizi geçireceğim. Aha birisi öldü. Ben de öleceğim. Aha günaydın. Herhalde lan öleceksin. Yani yeni mi anladın öleceğini? Sinek uçar ondan korkar. Aha buram kaşındı. Kaşındığına göre durumum iyi. Böyle de olur mu? Diyeceksin aynı böyle ya. Acillerin %70'i kendileri söylüyor doktorlar. Böyle panik, evham ve vehimden olanlar. Sana sorayım. Senin akrabaların, tanıdıkların için yakınların olması şart değil. Ne kadar kalp hastası vardır? Tahminen kaç kişi vardır? Duydun? Yarı yarıya vardır. Var. Peki, kalp kriziyle tek başına evde ölen kaç kişi vardır? Yani %1 belki. Hatırlıyordun var mı bir tane? Bir tane var, dayım mesela kalp krizinden hep var. Evde tek başına? Evet. Ha, bak, ama kalp hastası olup daha da yaşayanlar var mı? Hatırlıyorum onu. Ha, gider o yaşayanları hatırına getirmez, gider onların içerisinde, yüzlercenin içine en kötü misali yapar. Oysa dinde kötü misal değildir. İnsan zaten olumsuz düşünerek zaten oraya varıyor. Evet. Düşünse olmaz. Bardağın boş tarafına bakar. Evet. Ya. Bu nedir biliyor musun? Kuvve-i Gadabiye'nin tefrit mertebesinde. Korkaklık her şeyi korkak. Çünkü niye? Korkma aklidir, haf kalbidir. Nasıl? Korku aklidir, haf kalbidir. Haf, Allah'tan haf edersen Allah'a götürür ve güçlendirir. Lezzetlidir haf. Korkak insanı çökertir. Korkmaklık nereden geliyor? Terkleri terk etmemekten. Telefonun peşine koşuyorsun, onun bunun peşine koşuyorsun. Ya terk et arkadaş, şu anda sana lazım oldukları kanaat et. Yok, terk yapamıyor. Peki, kuvve-i şeyviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humut ve fucurdan musaffa olarak o kuvvenin medarı istikameti olan iffete, kuvve-i şeviyesi daima iffeti azami masumiyet derecesinde rehber ihtiyaz etmiştir. Yani Peygamber Aleyhisselam kuvve-i şeviyede de ifratı ve tefritten, ifrat ve tefritten azade hadd-i vasat yapmış. Ne yapmış? Tefriti humut. Ne helaline, ne haramine iştahası yok. İlle cinsellik değil bu. Allah'ın helal kıldığı şeylere. Yani kuvve-i şehriye, hayat-ı dünyevinin yorumlamak demektir. Mesela villa, aşırı ikide bir televizyon, telefon değiştirmek. Kuvve-i şehriyenin ifratıdır. Mesela serveti olduğu halde, yani mesela 50 sene, 40 sene önceki gömleği hala şey yapıyor. Allah nimetini kullarında görmek istiyor. Bu da olmaz. Bu da tefrit. Var yani. 40 senelik gömlekleri, 20 senelik gömlekleri olanlar var. Abi burada Ümrani'de de var. Adam yemedi. Şimdi malı trillerlere satılacak. He? Adamın yemedi. Adam biliyor. Ne demek yemedi? İlle boğazına soktu demiyor. Gitten hasanat yap lan. Trillerlere mal satılıyor şimdi. Satılacak. Ondan sonra bir sürü kavga sebebi yaptın. Baba ne kadar sebebi akırsa o kadar kavga sebebidir. Kavga sebebidir.
Hiç bırakmasa ya baba işte daha bırakmadı işte o kadar laf bitti işte. Ama bıraktı senelerce kavga devam eder. Boş bıraktığı zaman da reddi miras yapıyor. Ya. Bazıları yapmış abi belli. Allah Allah. Evet. Örnek bir de gözüktüğü gibi. Devamlı bana geldiği için ondan biliyorum. Evet. Allah Allah. Sen ne iş yapıyordun ya? Ben mali müşavirim. Ha mali müşavir. Evet. Evet geliyor işte abi. Allah Allah. Devamlı gelir. Babamın şu kadar borcu var ne yapayım? Reddi miras yap bir çay içme yoksa sen meşhur olursun diyor. Evet. Demek ki kuvve-i şeyviyenin arkadaşlar bir daha söylüyorum. Cinsellik değil. Hayat-ı dünyeviyenin yorumlanması. Tefriti humut. İfrati fucur. Yani haram helal demeden haram helal hiç ayırmadan rast gelenle muhatap olmak. Bu en zirvesi cinselliktir. Ne demek biliyor musun cinsellik? Sizin bildiğinizi biliyorum da başka bir şey anlatacağım da onun için zaten söylüyorum. Mesela adam evinde kriz geçiriyor, cinnet getirip çoluk çocuğunu öldürüyor ya. Ne diyorlar ona? Ne geçirdi diyorlar? Cinnet. Cin onu yaptığı nettir. Cinli olduğu için. Yani cinleri çünkü Allah Resulü diyor ki o bizim bildiğimiz şeytan değil. Herkeste bir şeytan yaratılır. Yani doğduğum zaman biz cin. Yani benim şeytanım iman etti yani bu aslında cin. Yani bizde o şehevi duyguları, gadabi şeyleri yapan bizde nefs emarı var ya. O madenleri işlettiren bizim şeytanımız. O cin, bizimle doğan cindir. İşte cinnet geçirdi boşuna dermemiş. Cin oldu nettir. Şehevi cinsellik. Cin aktif ettiğidir. O aktif ediyor onu da. Cin, sel. Cin, net. Böyle bir savunma yapsa mahkemede herhalde daha fazla ceza verirler. Ben yapmadım sizden işte, bu. Ben yapmadım içerideki birisi yaptı. Ben de karışmıyorum. Ben de ondan onu mu? Onun ben esiriyim ben. Abi direkt beraat eder ama. Güzel servis bırakırlar ama. Direkt beraat eder. Kafa kırıktı ya. Bir tanesi dedi ki bu cin, sel. Yani onu aktif etmesiyle. Ne diyorsun ya dedi. Evet. Çünkü bulu çağında gelmeyen insanlarda vesaire o aktif olmadığı için o dürtü yok. Oysa vücudunda bunu imal edebilir. Cins de mi oradan geliyor? Evet. Cin. Yani fena madenleri işlettirmek nefsi emare denilen şey bunun bu aktif ediyor. Herkeste bir şeytan var diyor. Şeytan bu. Herkes de doğar, herkes de ölür. O umumi şeytan değil. Benim şeytanım iman etti demedi mi? Bizim bildiğimiz o dışarıdaki şeytan Allah söyledi iman etmedi de peygamber söyleyince mi iman edecek? He Mustafa? Allah söyledi iman etmedi. Kendi hakikatini öyledi. Peki hangi benim şeytanım iman etti? Benim olan şeytan yani herkes de o yaratılan şeytanlıktır. O şeytan. O yapıyor. Sizi cinselliğinize aktif eden cinnet. Yani cinnetim geldi ya gadabım falan şeytanlarım geldi kırarım dökerim falan. Asarım keserim denilen o şeytanın aktif ediyor size. Nefse emmare değil mi mesela? Nefse emmare denilen şey işte onun bir dindeki ismi. O zaman şey iman etmiş oluyor. Evet o. O Resulullah'ın o nefse emmaresini aktif eden mesela her şeyin mülkü melekütü var ya, nefse emmare bizim taraf ama arka tarafına bahsediyor. Melekütü tarafı cin yani. Şeytan, bizim şeytanımız. Çünkü insi ve cinli şeytan diyoruz da. Bunların biraz şeysiyim yani, meşguliyeti olduğum için benim için böyle bunlar bilirim yani. Tanırlar beni, ben de tanırım onları. Bak. Cinselliğinizi aktif eden bak şuna geçiyor boşver helal kadı senin helal başka bir tane daha al ya baksana şunu vesaire aç şu televizyon diyen hep o. İçinizdeki bir enerji yok mu? Bak ya işte tam bir fırsat veya al bir tane vesaire. Bu içimizde bir enerji olmuyor mu? Ha o enerjidir işte o. Başka bir şey arama o enerji.
Veya arabayla gidiyorsun, onun nasıl makaslama yaptın, ben oradan geçtim onun, kırarım ben, dökerim kafanı diyen o. O. İçinizdeki enerji var ya, enerji, o işte cindir o. Peki nasıl gider? Bismillahirrahmanirrahim. Puh, sol tarafa, resmene çek, bak nasıl gider. Peki, cin sellik olduğu zaman böyle tarık oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Püh! Sol tarafa. Hakikaten o duygu gidiyor mu gitmiyor mu bak. Dene. Deneceğiz. Bunu unutmayın. Şey, Kuvve-i Şehve'nin ifatını söyledim değil mi? Maddi ve manevi bir şeyden korkmamak. İffeti, azami masumiyet derecesinde rehber ittiaz etmiştir. Yani bu da anlatayım, şu anda konuşuyor, şaşırıyorsunuz değil mi? Cinnotlu, cinsel olmalı. Ya bu yoktu, bunu nereden çıkarttı peygamber, nereden bildi? Var olanla konuşuyoruz, zor kavruyoruz. Senden bahsettik ama sen de şimdi geldin. Aşağıdaydım abi. Öyle mi? Ya, şimdi var olanı anlamaya çalışıyoruz değil mi? Kitaptan. Peygamber böyle bir ders mi aldı? Dershanede mi kaldı? Arapça dersi mi aldı? Hocası kimdi? Cebrail Aleyhisselam. Ya insan evinden soruyorum. Sola tüküreyim mi abi ben? Sola tüküreyim mi? Çok ağır ama. Samimiyetinizi. Allah. Mesela rüyaya hükmetmiş ya, bugün bir tanesini anlattım. Ya bırak! Baktım zengin, ben gibi bize iyi bir şey anlatmayacak, tamam mı? Surat, hocam bir rüyamı anlatayım mı dedi. Ses, nefes kesildi. Hocam bak şöyle yapayım. Hocam bir rüyamı anlatabilirim ben. Tamam kardeşim, rüya itimat edilmez. İyi bir şey olsaydı, hocam rüyamı anlatabilir miyim dese, tak! Tamam. Bak niye? Hemen önünü çarp. Çünkü peygamberimiz öyle demiş bak. Sol tarafına tükürseydin, pıh! Bitti. Bir daha... Ama anlatmadım hocam, anlatmana gerek yok, görüyorum. Ne oldu? Ondan sonra... Anlat inancık ha? Ondan sonra Hasan abi cinlerle uğraşıyor. Ha vallahi acayip bir şey ya. Bunları söylüyorum ondan falan dedi. Bazılardan bahsediyorum, Kur'an'dan, hadisten, risaleden cinci olduk. Ulan bu cinci eğer bahsetmek cincilikse, bunu yaratan Allah cincidir. Tövbe estağfurullah. Allah'ım affet beni ya. Bundan bahseden peygamberdir, cinci midir? Bundan bahseden ustad risalede cin... Ya arkadaşlar ya, ne olmuş yani? Bahsettiğin neymiş yani? Yok muyum böyle bir şey mahluk? Lan ben sana söyledim ki, cinsellik geldiği zaman o dur, bildiğin anda pat diye gider. Ben sana kötülük mü yaptım şimdi? He? O yapıyor, seninle alakası yok, o aktif ediyor. Mesela arabada gadap oldu, hanım bir şey dedi, yemek az şey geldi falan. Oğlum gadaba geldin, cinnetim geliyor. Ya o yapan işte. Olan gene sensin lan, benim sevgili hanımıma karşı bana tepki koyduracaktın lan aşağılık. Dediğin anda gidiyor mu gitmiyor mu? Lan gidiyorsun cinleri, el üstünü yapıyorsun, hanımına fırça atıyorsun. Ondan dolayı. Yakışır mı ya sana çocukların anasına he? Hangisi daha değerli? Kıyas edilir mi? Soruyor musun? Ödemez. O niye fırça atıyorsun kardeşim o zaman? O yapıyor tabii. Sigarayı o yapıyor tabii. Sigarayı içiren odur. Bak niçin? Sigaradan çıkan neyse onun, o kimin gıdası ise o iştiriyor. Bak bir tane bana dedi ki, bir şey anlatacağım siyasetler. Abi dedi, paralelciler diyorlarmış ki bizi makamımızdan eden nurculardır. Onlara de ki dedim polise. Yani sizi makamdan etti, kim geçtiyse sizi alt eden odur. Şimdi sigaradan çıkan duman değil mi? Duman kimin gıdası ise o içiriyor size. Sol kolunuzu üfürüyor. İç. İçer. Delikanlı adam, erkek adam içer. Kadınlar da çöne yapacak, erkek mi dedi, ne olacak? Tamam. Kim içiriyor? Duman kimin işine yarıyorsa. Allah Resulü diyor ki, yaktığınız odundan, çıkandan cin. Çıkardan, çıkan ateşten, sıcaklıktan, şeytan ateş. Çıkan nurdan, melek. Çıkan külden insan yaratılır.
sizin kulağınıza üfüren odur. Peki ne oluyor? Ramazan'da ne için canın istemiyor da diğer zaman içiyorsun? Çünkü imanın onu bloke ediyor. O içiriyor. Cinleri kuvvetli olan iki paket içer. Normal olan bir paket içer. Cinlere hakim olan kendi şeytanına içmez. Ya geri geri al, göbek içeniz olur. İktisat yapan cinde var mı böyle? İktisatlı içiren yani. Cinde yarım paket. Ya abi lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ömür. Ve hakeza bütün sünnet-i seniyede, ahval-i fıtriyede ve ahkam-ı şeriyede hat istikameti ihtiyar etmiştir. Hatta tekelümünde, hatta konuşmasında, ek ve şurbünde, yani konuşmada, içmesinde, yemesinde iktisadı rehber ve israftan katiyen iştinab etmiştir. Bu hakikatin tafsilatına dair binler cilt kitap telif edilmiştir. El-Arifu Tekfihil İşara sırınca bu delilde bu katiyen iktifa edip kısayı kısa kesiyoruz. Allahümme salli ala cemî mekârimil ahlâki ve mezhâri sirî. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اَلَّذِي قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالسُنَّةِ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِ فَلَهُ اَجْرُ مِئَةٍ شَهِيدٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وآخر دواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات